Güzel evin sahibi, güzel bir adam. Bizi misafir etti. Sobası yanıyordu, sıcaktı. Ondan sonra bahçem dedi, kurabilirsiniz çadırı dedi. Şurada koyunları, kazları var. Buraya da ailesiyle beraber neredeyse yerleşik bir hayatta. Köpeği de yeni doğum yapmış. 5 tane enik, çok tatlı. Evin içerisinde efsane yapmış. Kendisi yapmış. Evin temelini telefon direkleriyle yapmış. Üstüne de ahşap, çok güzel bir ev yapmış. Tam doğaya uygun. Bugün bahçede biraz işleri varmış. Ona yardım edeceğiz. Sonra bizi Hisar Çandır'a bırakacak Antalya'ya giderken. Nasıl karar verdin abi buraya gelmeye? Yani nasıl başladın? Neresinden başladın? Hayalini uzun süredir kuruyor muydun mesela? Tabii canım. Ya şimdi sistemin bize empoze ettiği o sosyalleşme denen zırvalık bana hep saçma gelmiştir kardeşim. Hı. Yani ne yapacağız? Şimdi hadi üçümüz gidelim aşağıda oturalım, sosyalleşelim. Ne yapacağız? Kafeye gideceğiz, bara gideceğiz. Başka yere gideceğiz yani. Bu sosyalleşmek mi oluyor? Bu bana hep çok yapmacık geldi. İnsan birazcık böyle kendi başına kalmalı ya. Birileriyle beraberken hep onların sana empoze etmeye çalıştığı şey yapışıyor üzerine yani. Masken daha. Ama burada kendin oluyorsun. Kime ne yapacaksın, kime rol yapacaksın? Köpeklere mi? Koyunlara mı? İçinde bulunduğumuz çağ plastik çağ olarak adlandırılıyor. Bence plastik çağ olarak adlandırılmayacak. Para çağ olarak adlandırılıyor. Çünkü ya gezegenin üzerindeki herkes paraya tapıyor. Herkes. Biz hepimiz paranın kölesi olmuşuz. Hmm. En büyük putumuz yani. Kim kırabiliyor? Hangimiz kırabiliyoruz? Tek dünya devleti bence toparlayacaktır ya. Yani dünya vatandaşı maaşı. Herkese versin, herkes o şekilde geçinsin kardeşim. Baksın ya, ek gelirini yapsın yine. Demişti ya, işte Diyarbakır'daki bilmem neredekiyle benim oyum aynı mı demişti ya. Eğer halk cahilse demokrasi çok tehlikeli bir şeydir. Çok tehlikeli bir şeydir. Tabii. Demokrasiyi Platon vurgularken halkın da eğitimli ve bilinçli olduğunu varsaymıştır yani. Ülkenin %90'ı cahilse ne yapacaksın? Ya beni şehirlerden kaçırtan bir nebze de bu oldu yani. Dine inanır gibi partiye inanıyor insanlar. Fanatikler. Ve bu beni tedirgin ediyor. Çünkü adamlar çıkıyor diyor ki hepimiz silahlandık. Ne olacak kardeşim, ben yani çoluğum çocuğum var, ne yapacağız, çıkıp birbirimizi mi vuracağız yani? Ki ben apolitik bir adamım, benim siyasi bir görüşüm yok yani. Hmm. Fanatik derecesinde parti tutuyorlar. Bu şöyle tehlikeli oluyor, idrak kabiliyetlerini kaybediyorlar. Okuyacaklar ya, bu kadar basit yani. Al oku ama yani. Zorunlular falan. Çocuklarım olduğu için beni tedirgin ediyor. Norveç 600 sene ileride kardeşimizden. Yani 60 sene falan değil yani. 600 sene ileride bizden. Oradaki çocuklar yani tamam coğrafya kaderdir falan konusuna geliriz ama ben çocuklarımı o ortamı yaşatabilmek için mücadele vermek zorundayım yani. O orada kendi kendine veriyor, ücretsiz veriyor. En iyisini alıyor. Hı hı. Düşünsene adam ne yapacağını bilemiyor yani. Bütçe fazla veriyor. Aa, koyunların dolaşıyor aşağıda, ne güzel. Kaç tane koyun vardı? 16 tane. 16. Gezdiriyor mu aynı zamanda? Yok. Açıyorsun sabah kapıyı, gidiyorlar kendi kendilerine, akşam geliyorlar. Ha, belki de yoldaki koyunlar senin de. Burada koyun benden başka besleyen yok. Ha, görmüştük biz. Gördük, çanları falan da var. Kendi başlarına yaşıyorlar, faydalı bir şekilde yaşıyorlar. Tabii canım, o koyunun verdiği hizmeti vermeyen milletvekilleri var ya mecliste. Yani ama bak, sıçtı bokunu kullanıyoruz. Aynen. Ben hiçbir milletvekilinin... Ve 25 bin lira maaş alıyor adamlar. Tabii. Uyuyarak. Parlamento feshedilmiş durumda yani. Fiziken değil ama feshedilmiş durumda. Onların ne işi var ki orada? Ne yapıyorlar ki? Hiçbir şey yapmıyorlar. Ya burada her şey yedekli olmak zorunda. Bir şey alıyorsan iki tane alıyorsun buraya. O bozulursa diğerini kullanıyorum.
Burada yaşamın en hoşuma giden kısmı o yolu gidip gelmek benim. Ben o yolu seviyorum. Ha, burayı da seviyorum ama yol çok güzel. Ağaçlıklı, tenha, kimse yok. Ve orası beni akort ediyor. Nereden bahsediyorsun abi? Şeye Antalya doğru. Çıkıştan. Antalya'ya doğru. O yol beni akort ediyor, burayı hazırlıyor. Buraya geldiğinde burada böyle... Çünkü bazen çok sinirli oluyorsun ya da bazen çok bitik oluyorsun. Ya şimdi ben burayı ilk evi yaparken insanlar bana dedi ki sen değil misin oraya ev mi yapılır falan yapamazsın. Ben burada çok yapamazsın duydum biliyor musun? Ya hiç böyle yaparsın hadi aslansın diyene olmadı yani. Öyle olmaz, böyle olmaz, şöyle olmaz falan. Sen yapamazsın kardeşim de ben yaparım. Yani seni sen yapan beni ben yapan faktör de bu zaten yani. Bundan 6-7 sene önce bana sen deli misin diyen insanlar şimdi burada zaman geçirmek için can atıyor. Çünkü burası köy değil bak. Ya da yayla da değil. Burası dağın başı arkadaşım. Dağın başı. Hiçbir şey yok burada. Manzaradan çok buranın enerjisi var. Buranın çok pozitif enerjisi var. Yani çok sinirli geldiğimde ben biliyorum ki 3 saat sonra sakinleşmiş olacağım. Burada biraz toprak duruşuyorum, bir şeyler yapıyorum falan derken bir bakıyorum o kılçıksız balık gibi olmuşum yani. Ama 100 kilometre karelik bir alanı, yani böyle bir panoramam var yani. Birazcık para etse mahsul yapılır aslında tarım biliyor musun? Arkadaşım bahsediyor ya 500 bin lira yatırdım 450 bin lira kazandım 50 bin lira zararım var diyor. Şimdi niye yapacaksın ki böyle bir iş? Para yok kazanamıyorsun. Ben o tıbbi bitkiler konusunu araştırıyorum. Doğalda yetişen, bu bölgede yetişen tıbbi bitkiler var. O bitkileri üretip, tohumla üretip onları dikmek hem daha az şey isteyecektir iş gücü. Sulama derdin yok. Nane, nane yağı yapılabilir. Nane de çok kolay yetişen bir bitki. Bizim çok tabancada çok kurşunumuz kalmamış kardeşim artık anladın mı? Yani sağlam atmamız lazım, atıp vurmamız lazım. O yüzden bir tedirginlik var. Yoksa eskisi gibi olsa, piyasalar açık olsa, hani biraz böyle elimizde para olsa falan bilmem ne denenir. Yani insanlar dağda yaşamayı çok yanlış anlıyor. Dağda böyle gelip de cumartesi, pazar zaman geçiremezsin. Burada gelip çalışırsın ancak anladın mı? Ya iş yetiştirmeye çalışırsın, pert olursun, gidersin. Belli bir zamandan sonra soğuyor zaten insanlar. İnşaat aşamasında zaten bütün hevesleri köçüyor insanlar. Getir bana, getir, getir, getir. Ne güzelsin. Şunu bir transfer edelim. Bu aynı Alp'e benziyor değil mi? Allah'ım. Bebekim benim. Güzel bebekim benim. Oh, mis gibi de kokuyor. Melekleri gökyüzünde aramaya gerek yok. Bak işte bir tane melek. Al kucağına, bütün sinirini, stresini alsın hemen yani. Orası da Likya yolu üzerine abi. Değil abi. Çünkü hani orası da yine zamanla kalabalık olur diye sordum da. Değil. Yalnız köpek deyip geçme. O Paris var ya benim ruh halimi nasıl anlıyor biliyor musun hala? Bazen geliyorum böyle ateş gibiyim burada böyle yanıma geldi tekrar basacağım yani. Yaptım hayatta da. Yaklaşmıyor hayvan benim yanıma. Hiç gelmiyor. Yok sanki burada. Ama ne zaman keyfi bir yerinde tamam mı? Bir gün içiyoruz dışarıda. O varillerde ateş falan yakıyoruz burada. Neyse ben bir 50'lik vodka içmişim. Almışım Paris'i böyle kucağıma. Öpmüşüm bir kulaklarından. Islıkla böyle aşk şarkıları çalıyormuşum köpeğe. Arkadaş bana dedi ki sen dedi hiçbir kadına böyle bir şey yaptın mı ya? Dedim yapmadım. Ama o da nasıl aşık aşık bana bakıyor öyle hiç kıpırdamadan. Hayvan anlıyor anlıyor.
Edip Akbayram'ın bir şarkısı vardı. Ben ölürsem akşamüstü ölürüm diye. Güzel bir şarkı oldu. Koksana şunu, hayırlı. Paris aldı mangalın kokusunu. Hadi mangal yapıyorlar ya. Kessen gelmez buraya yani. Ya lan çocukların açlıktan ölüyor. Ne tip kitaplar okuyorsun felsefe? Felsefe ağırlık. Her türlü felsefe okuyor musun? Evet. Ya okumak zorundasın. Her türlü felsefeyi okumak gerekiyor ki felsefe yapmayı öğrenebil. Aslında felsefeyi öğrenmiyorsun. Felsefe yapmayı öğreniyorsun. O da bolca okumak gerekiyor. Ha yani ama gidip de ilk çağ felsefesini yapmana gerek yok, anladın mı? Yani ha onları hala evdelersin. Felsefenin temel taşları olmuşlar çünkü artık adamın. Ama hani bilmen lazım onları, okuman lazım. Oturup da ilk çağda takılmaya hiç gerek yok. 2000 sene öncesinin doktrinlerini bugün uygulamaya çalışırsan. Ha olur. Mesela devlet olur. Platon'un devleti olur. Keşke uygulayabilseler ama. Hani artık 1400-1500 sene önceki doktrinlere gerek yok ya. Ya benim anladığım ilahi nizam içerisinde nedir? İyi ol, insan ol. Kötü olma, kimseyi öldürme filan. Yani kendi kafana göre takıl. Bunları yaptıktan sonra iyi bir insansın zaten. Vicdan en önemli şey. En önemli şey ya. Vicdan. Yoksa bir şey olmaz zaten. Yani şu kediden köpekten ne kadar çok rahatsız olan insan var bizim memleketimizde. Ya. Görüyoruz haberlerde. Bu olmamış, anladın mı? Sen olmamışsın yani. Hangi dine inanıyorsan değiştir, belki başka bir yerde bu doğru olursa, anladın mı? Olmamışlar. Ya her dinde öldürme vardır zaten. Herkes öldürüyor. Ya aslında dinler neymiş biliyor musun? O zamanın bilimiymiş. Birazcık daha ahlaki kuralları, çökük toplumlar daha biraz ahlaki kurallar oluşturmuşlar filan. O zaman işlerini çok güzel görmüş. Delphi tapınağının girişinde ne yazar biliyor musun? Kendini tanı. Noskete ipsum. Koskoca tapınak yapmış adam ve girişine bunu yazmış. İnsan kendisini tanıma çabasının içerisine girerse Rabbini de bilir, kendini de bilir, her şeyi bilir yani. Bu işte bir kural vardır. Bilen söylemez, söyleyen bilmez. Mahlukatın nefesleri sayısınca yol vardır demiştim evvel. Çünkü hepimizin tekamülü aynı değil. Senin yaptığın işi yapabilecek ben genç çok görmüyorum ya. Şu an burada gel günde 25 kilometre yürü. Çünkü neden biliyor musun? Yürümek biraz da rahatsız edici bir şeydir. Kendinle kalırsın. Kendinle çok kalırsın yani. Yürürken düşünürsün. Düşündükçe içselleştirirsin her şeyi. Yani yürüyüşe başladığınla bitirdiğin sen aynı mentalitede değilsin ya. Ki bizler gibi okumayan, araştırmayan, hayata entelektüel olarak bakamayan toplumlar içerisinde birazcık kendini sorgulamak çok daha zor bir şey yani. Çünkü kendini sorgulayabileceğin zamanın yok. Çalışırken zaten yok. İşsiz olduğun zaman ya ben ne zaman iş bulacağım kaygısından evet. Bir şey yapamıyorsun. Hayatını güvende hissedemiyorsun. Yani eskiden komşunun arabası varsa sen alıp gidebiliyordun bir yerlere yani. Ya da kapını bacanı kilitlemiyordun. Bak ben yine kilitlemiyorum burada bu kapının bacamı. Yani yazın her taraf açık. Püfür püfür esiyor, öyle uyuyorsun. Ama metropollerdeki o mülkiyet kavramı, mülkiyet bilinci, benim evim, benim arabam, insanları çok yalnızlaştırdı. Paylaşamıyorsam o malın olması çok bir önemi yoktu zaten ya. Çöpler gelmeye başladı insanlar geldikçe. Yani yürüyüşçüler hiç çöp atmıyor. Cumartesi, pazar buraya gelen insanlar çok garip ya. Buraya çöpünü evet. Bırakıp gidiyorsun sen. Yani burada çöpçü yok. Ben panteist bir adamım. Bana göre doğaya çöp atmak günah. Büyük günah yani.